Herkese merhaba. 2 haftada 2 video attım. Biliyorum bu kanalı takip edenler şoka girmiş falan olabilirler. Benden hani kendilerine böyle bildirim geldiyse. Saçlarım falan yapılı. Böyle işte 2 haftada 2 video gelince falan yakın bir zamanda fenomen falan olabilirim yani, sıkı durun. Şimdi bu videoda sizlere şunlardan bahsedeceğim. Avustralya'da yaşadığım süreçte yaklaşık 13 ay oldu. 5 dezavantaj ve 5 avantajdan bahsedeceğim. Genel olarak bu dezavantajlar tecrübeyle sabitlenmiş olan dezavantajlar diyebilirim. Hazırsanız başlıyorum. Birinci dezavantaj. Burada eylemeyi pahalı arkadaşlar. Dişçi, işte göz muayenesi, terzi, berber bunlar falan var ya, aman hiç yaklaşmayın. Evet, dişçi dedim. Burada görüyorsunuz bakın şu dişin şurası hafif bir şekilde kırılmıştı. Yani o kadar küçük bir nokta ki. Hani internetten bakıyorsun değil mi? İnternetten baktım abi. Hani dolgu yapılması gerekiyor belli. Hani direkt bulabileceğim bir şey. İnanılmaz ekstrem bir şey yok. Neyse dişçiye gideyim dedim. Check-up için randevu aldım. Lan ne haberim yok tabi. Check-up'a girdim. Doktor bana öyle konuşuyor işte, buraya dolgu olması lazım falan filan. 3-4 dakika falan sürdü, tamam mı? Neyse dedim, teşekkür ettim. Hani doktorun da zamanını almayayım falan diyorum, öyle küçük bir şey. Dolgu olacak falan filan dedi. Sonraki sürece geçilmesi gerekiyor. Ben de tamam dedim, çıktım. Çıkarken beni resepsiyonda kadın çağırdı. İşte hani bekleyin tarzda böyle. Aşırt bir baktım $60 sırf check-up'a o doktorla hani şuraya dolgu yapılacak denmesi için para verdim. O kadar uyuz oldum ki dedim ulan ben bu dişi burada yaptırmam. $60 check-up'a 3 dakika hani Google'da öğrendiğim şey para veriyorsam herhalde ileriki süreçte şu kadarcık dişi yapmak için dolgu yüzünden $300-400 daha bayılacağım. Dedim ben bunu yapmam, 6 ay sonrasında Türkiye'ye gidecektim. Dayıma attım. Dayım hemen hallederiz ya moruk falan yaptı. Sonrasında işte yaptırma dedi. Türkiye'ye gelince yaptırırsın. Türkiye'de abi 250 liraya mı ne yaptırdım. Yani dolara vurduğun zaman aslında check-up'a verdiğim parayla şu dişimi yaptırmış oldum. O yüzden dişçi falan aman hiç bulaşmayın. Göz muayenesi. Bakın görüyorsunuz hala burada izleri var. Bu Türkiye'de oldu. Sanırım havuzdan olmuştu. Enfeksiyon kapmıştı. İşte uçakta falan biraz daha ağrımaya başladı. Buraya gelince bayağı hani kötü oldu. Burada işte salaklığım hani gideceğim yani. Halbuki bulduğum bilgilerle falan halledebileceğim bir olayken. Neyse gittim muayeneye abi. Aşırdı. Orada da $50 verdim. Ve bana muayenede, bak bunu söylüyorum, o kadar saçma bir muayeneydi ki. Muayenede bana söylediği şey şuydu. Hastaneye gitmen lazım dedi. Abi. Are you sure about that? Burada bir yere gitmiştim. Göz muayenesi de yapılıyor. Bana adamın söylediği şey abi, hastaneye gitmelisin gerekiyor dedi. Ve bunun için abi $50 ya da $60 falan verdim. Öyle bir şeydi. Böyle aptalca bir şeydi. Berbere gittim. Saç tıraşı oldum. $25 falan bir para verdim. Sakal dedim hani sakalı da yapalım falan. Onun için ayrıca söylemem gerekiyormuş. Beyefendi önceden. Onun haricinde işte ne bileyim. Florida'da benim Kasım abim var. İzliyorsa buradan. Kasım abi sana selam gönderiyorum. Burada verdiğim o $25 Kasım abi var ya, saçlarımı yapıyor. Buralarımı ağda yapıyor. Kaşlarımı böyle cımbızla alıyor. Masaj yapıyor. İşte ne bileyim her şeyini hallediyor. Full bakımını yapıyor yani. O yüzden buraya da bir Kasım abi gerekiyor. İkincisi hastalık olayı. Burada Medicare kart denen bir durum var. Bu Medicare kartınız varsa sizin o noktada işte gittiğiniz bazı kısımlar hariç hani size indirim yapılıyor veya para alınmıyor. Tabii abi benim şeyime şansıma benim vize bu Medicare'i kapsamıyormuş. Gittim başvuru formu doldurdum falan. Bana sizin vizeniz yok falan dedi. Halbuki vize de yani hani turist vizesi falan değil yani. Bildiğiniz gibi yeni mezun mühendis vizesi yani. Boru değil yani ama Medicare kart kapsamıyormuş. Hasta olmayın derim. Hasta olmamaya çalışın. Hasta olursanız artık kaç para cebinizden çıkar bilemiyorum yani. Hani gidin başka ülkede bu hastalığınızı tedavi edin. O ülkede hem tatil yapmış olursunuz, birinde okumuştum. Mesela dişçilikle ilgili adam gitmiş Tayland'da ekstrem tatilini yapmış hem de kanal tedavisi olmuş. Yine aynı paraya çıkmış mesela Avustralya'dakinden. Hani böyle hastalık ve diş mevzuları falan filan üst noktalar diyebilirim. Ama hani tabii burada Medicare kart alabilmeniz için hani sürekli bir oturma izni sahip olursanız daha rahat olacağını düşünüyorum bu kadar işlerin. 3. Hayvanlar. Artık hayvanlarla ilgili YouTube kanalım dolu zaten. Kangurular mı dersiniz, örümcekler mi, magpie mi dersiniz? Magpie videosu saldırılarını, işte örümceklerin ne kadar büyük olduğunu falan. İlk gördüğüm örümcekte kafayı yediğim videomu şuradan sağdan soldan izleyebilirsiniz. Hemen nasıl diğer videolara da gönderme yapıyorum. İşte reklam böyle yapılır, böyle fenomen olunur. Evet, buradan Afrika style yaptığım saç stilim ve buradan da Avrupa'da havai bir tarz büründüğüm saç stilimi izlemek için şu videoya bakmanız yeterli. 4.'sü ev almak. Burada tamam, kazandığım maaş falan filan iyi ama ev almakla ilgili insanlar genel olarak hani saving yapıyorum, işte kenara para atıyorum dendi. Neden diye sorduğumda genel olarak hani ev almayı planlıyorum gibi durumlar var. Ev almak hani kolay bir durum değil. Ücretler özellikle şu anda, ben buraya geldiğimden beri mesela 13 ayda bile ciddi anlamda burada işte ev almakla ilgili, işte eve ödeyeceğiniz paralar, araziye ödeyeceğiniz paralar falan uçurum miktarlarda artmış bulunmakta. 5.'si güvenlik. Belki hani böyle saçma gelebilir ama size birkaç tane olay anlatıyorum. 1.'si bizim patronun arabası çalınmış. Arabayı çalan kişi abi hani beklersiniz büyük biridir falan. Liseli, böyle hani kendini gang tarzında, hani çete içerisinde herhalde dahilmiş gibi gören böyle ergen triplerindeki bir çocuk arabayı çalmış, evine götürmüş. Annesi de biliyor bunu. Sonrasında bizim patron buluyor kimin çaldığını falan. Eve gidiyorlar, annesi bayağı bildiğin kapıyı açıyor, neden falan. Oğlum böyle falan tarzı bir durum ya. Böyle salakça bir açıklama geliyor. Hani liseli böyle tayfalar. O yüzden ben böyle gördüğüm an böyle yine böyle bir temkinli bakıyorum, anladın mı? Hani böyle ağzına çakacağım tarzda. Burada bir üyemizin, salondan üyemizin 2 tane arabası çalmış ve adam arabalarını bulamadı. Böyle saçma bir şey olabilir mi yani? 2 tane arabasını çalmışlar adamın. Yazık lan. Ve arabayı çalanların yüksek ihtimal ben yine böyle liseli gang tarzında olan kişiler olduğunu düşünüyorum. Diğer bir olay, 3 ay önce falan da havuza gittik. Havuzdan çıktık. Ben çantamı almıştım. Havuzun kenarına çantamızı koymuş. Yani kapalı bir yer. Girişinde de havuzdan bildiğim böyle Casey Center olarak geçiyor. Hani güvenlik falan filan var böyle. Herkes giremiyor. Belli bir ücret ödüyorsun. Hani biraz böyle elit bir mekan. Tabi biz de para bok giriyoruz. Hani TL kazananlar giremiyor falan. İyice yerdim şu an. Bayağı video dislike aldı yani. Dislike diye artmaya başladı. Arkadaşın bir çıktık. Arkadaş diyor ki ama benim çanta yok. Sonrasında bir döndük. Hakikaten çanta yok. Arıyoruz, soruyoruz. Orada hemen can kurtaranlar falan filan var. Ve hani her yerde kamera var. Hani bunu beklemezsin, anladın mı? Ulan alan kişi herhalde düşünür. Tam tepende kamera var tarzında. Neyse abi, çaldılar. Arıyoruz. 10 dakika 15 dakika geçti. Erkekler tuvaletine gittim. Erkekler tuvaletine kapıyı bir açtım. Arkadaşın çanta yerde. Eşyaları almışlar işte. Sağa sola atmışlar. İçinden arkadaşın cüzdanını, anahtarını, aldıkları anahtar da ev anahtarı. Kamiller herhalde araba anahtarı sanmışlar. Sonrası telefonunu çaldılar abi. Bankasını kapattı, kredi kartını kapattı. Mükemmel bir zararı yok ama işte bu kredi kartlarıyla uğraşmak, işte ev anahtarını bir daha emlakçıdan almak falan filan, bunlar tabii hani zaman kaybı, insanı sinir eden şeyler. İşin bir diğer tarafı da şu ki polise gittik abi. Polis işte yazdı etti falan ama İşte polis cümlesi şunu dedi zaten, oradan anlamıştık. Arkadaşı da zaten sonrasında aramamışlar. Ben gidip bakacağım olayı yaptı. Eğer zamanım olursa ben dedim tamam unut onu. Ondan sonra zaten haberde gelmedi. O yüzden güvenlik olayında hani bu kişiler sizin böyle işte telefon, cüzdan, onunla bununla uğraşmıyor polisler. Çünkü hani daha büyük, her zaman başlarına işte ne bileyim uyuşturucu satıcıları falan, bunları bulmaya yönelik şehir efsanesi midir nedir duyduğum şeyler var işte. O yüzden burada güvenliğinizle alakalı ya herhangi bir sorun yaşamazsınız ama hani sağa sola eşyanızı onu bunu da bırakmayın yani. Hani güvenilir olup deyip. Daha önceki zamanlarda burada insanlar kapıları kilitlemeden yatıyormuş. Şu anda biraz daha temkinli diyebilirim. Evet, bunlar 5 tane dezavantajlardı. Şimdi avantajlardan bahsedeceğim. 1.'si 24 milyon nüfusu var ülkenin. Dolayısıyla 24 milyon olunca ve büyük bir ülke olduğu için de her ne kadar yarısı çöl olmasına rağmen Çöl diyorum, hakikaten çöl. Uçakla geçerken yani aşağıya baktığınızda kağıt gibi sadece kara görüyorsunuz. Dolayısıyla nüfus böyle olunca kazandığınız ücret kişi başına düşen milli gelir, milli saha, milli hasılat, sıhhi hasılat neydi lan o? Gayri safi milli hasıla. Biraz böyle şey konuşayım ki hani herkes sevmiyor açıkça konuştuğum zaman. Bazı arkadaşlar ciddiyet arıyor sanırım. O yüzden dislike yapıyorlar. Biraz ciddi konuşuyorum. Gayri safi milli hasıla dolayısıyla büyük oluyor. Bunlardan yola çıkarak işte hayatın kalitesi, insanların problemleri falan buna göre şekilleniyor tabii. Ve diğer taraftan da daha önceki hani şehir efsanelerinden yine füze atsanız gelmeyecek ülkelerden olduğu için hani insanlar Avustralya'ya bulaşmıyor mevzusundan da yola çıkarak burada daha böyle refah. İkincisi işsizlik oranı burada %5.6. Dolayısıyla gelirseniz işsiz kalırsınız demiyorum. Ondan sonrası herkes Instagram'dan bana yazıyor. Abi kebapçıyım geleyim oraya bir kebapçı açayım. Abi işte mühendisim şuraya geleyim. Avustralya şöyleymiş böyleymiş. Dolayısıyla bakıldığı zaman yani işte kafelerde çalışmaktan tutun da firmalarda iş bulmaya, işte kenarda sağda solda günlük yapabileceğiniz işler vesaire bol miktarda var. Aynı şekilde devletin desteklediği bazı organizasyonlar da size hani eğer işsizseniz vesaire yardımcı oluyor. Ve bu arada işsizlik maaşı da iyi bir para. Hatırlamıyorum tam ne kadardı ama haftalık güzel bir para yani. Hani işin olmasa işsizim diye yatıp hani bahane gösterip işsizlik maaşı alsan hani fena para değil yani. Üçüncüsü, burada güzel meslekler var ve bu güzel mesleklerde iyi paralar kazanabiliyorsunuz. Mesela mühendislikten bahsedeyim. Bir arkadaşım 2 haftada $3000 yapıyor diyeyim size. Tabii taksi çıkardığınızda hani cebine mükemmel bir para kalmıyor hani $3000'dan ama yine bakıldığı zaman hani kazandığı para ona hakikaten hani yaşamını sürdürecek, işte tatilini yapabilecek, arabasına işte benzin koyabilecek, hani günlük şeylerin rahat rahat karşılayabilecek maaşlar var. Ekstrem overtime yaptığınızda mesela bir hemşireyi söyleyeyim, overtime çalıştığını düşünelim. İşte hafta sonu çalıştı. Saatlik $80. İşte public holiday'lerde arkadaşım mesela yine aynı şekilde mühendislik yapıyor. $120 gibi uçurum hafta saatlik paralar kazanılabilir. Aranan meslekler var. Aranan mesleklerle ilgili videomu da şuradan izleyebilirsiniz. Böylelikle reklamı yine çakmış olayım. Dördüncüsü, burada kafa rahat abi. İnsanları haberleri açtığınızda baymıyorlar. Şimdi aşağıya direkt yorumlar gelir. Tabii baymazlar. Türkiye'nin sınırı şöyle. İşte orada böyle şunlar falan. Hop, tamam öyle olabilir. Ben zaten bir şey demiyorum. Sadece kafa rahat diyorum. Avustralya'da yaşadıklarından bahsediyorum. Gaza gelip yazmayın ben de Türk'üm. Anlatabiliyor muyum? O yüzden sinirlendim bak. Kafa rahat. İnsanlar hani rahat rahat takılıyor diyeyim. Haberlerde de işte böyle insanın kanını emici haberler çok fazla yok. Ben mesela Türkiye'den itibaren hani şu anda da zaten takip etmiyorum. Haber izlemeyi falan bıraktım. İşte onun haricinde gazete okumak falan filan. Benim düşüncem tamamen şu ki zaten önemli bir haber varsa sen bunu arkadaşlarından duyuyorsun. O yüzden girip de zamanını harcamaya, ruhunu emdirmeye gerek yok. 5. Alışveriş olayı. Burada seviyorum. Neden? Çünkü burada abi süpermarketlere girdiğinizde işte görüyorsunuz. Burada 2 tane büyük süpermarket var. Bir Coles, 2 Woolworths. Bu süpermarketlere girdiğinizde işte half price, burada görüyorsunuz 1/2 price diye yazıyor. Onun haricinde işte any two $8 işte bunun gibi veya işte %40 indirim gibi habire etiketleme olayları, sarı etiket oluyor. Böyle hakikaten gözleriniz genelde kayıyor sarı etiketlere. Çok ciddi derecede aktif, her zaman böyle bir hani discount olayları var diyebilirim. Tabii ki de burada yine popülasyonun önemi var. Türkiye'ye baktığınız zaman işte adam zaten marketteki o şey çikolata kalmıyor orada veya işte atıyorum balık kalmıyor diyebilirim. Bu artı nokta olarak görüyorum ben. Çünkü mesela bir ayakkabı geçtiğimiz günlerde mesela Converse bir ayakkabı aldım. %50 indirimliydi yani. Gayet bariz hani açık güzel bir fırsat yani alabileceğin. Onun haricinde de hani her zaman yemediğim bir şeydir ama ara ara yiyeceğim bir şeydir. İndirimdedir. Alırsın vesaire gibi. Bu tarz noktaları da hem mağazalar olsun hem de İşte direkt günlük hani yeme üzerine yaptığınız alışverişlerinizde çok ciddi böyle hani fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Böyle 5 dezavantaj, 5 avantajı anlattım Avustralya'ya ilgili. Beğendiyseniz ya da ne bileyim merak ettiğiniz bir şey falan filan varsa like atıp aşağıya soru yazabilirsiniz. Dislike atarsanız da Allah belası. Allah razı olsun, ne diyeyim. See you, bye. Hadi öpüyorum gençler. Şu elimi uzatıp kapatayım da artistik olsun.